Diyelim ki siz bir veri tabanından veriyi çektiniz, bir listeyi çektiniz, bir şey çektiniz. İçinde kaç tane eleman yok bilmiyorsunuz. 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane olabilir. Instagram'daki, Twitter'daki şeyi kaydırır gibi. O zaman ne yapacaksınız? O zaman arkadaşlar görüntünü lazily olarak yani sadece kullanıcı yukarı çektiği zaman cihazın hafızasında oluşturmanız, yukarı çıktıkça da cihazın hafızasından boşaltmanız lazım. Yani 500 tane kartı ya da imajı cihazın hafızasına yükler bu yöntemi kullanırsanız. Ama ne zaman ki görüntüye girecek o zaman yüklemek isterseniz hafızasına o zaman Builder kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. ListView.builder adlı bir isimli yapıcısı var. Bunu kullanmanız lazım. ListView Builder dediğiniz zaman bakın zaten turuncuya boyadı. Ben iki tane benim olmazsa olmaz yapıcım var diyor. Şunu bir sildim şimdi. Children vermiyorsunuz artık. İş değişti. Bunun item count adlı. Şimdilik buraya 5 yazayım. Ya da 3 yazayım. 3 tane var çünkü şu anda örneğimizde. Bir de item builder adlı olmazsa olmaz 2 tane property'si var. This view builder şu şekilde çalışıyor. Ben sana istediğin kadar ekrana çizim yaparım diyor. Ama bana iki şey vermelisin diyor. Birincisi ekrana kaç çizim yapacağım onu bana ver diyor. Biz burada 3 verdik arkadaşlar. İkincisi de bu item builder fonksiyonuna şurada bana widget döndüren bir fonksiyon yaz diyor. Şunun içinde. Buraya bir return işte kart demeniz lazım. Ya da return container demeniz lazım. Ya da return widget olacak. Yani widget dönen bir şey lazım. Yani ekrana çizilebilen bir şey vermelisin bana diyor. Ve bunu verirken ben sana şöyle bir güzellik yapacağım diyor. Bu fonksiyonun parametresi olarak da bir kere context gir ki diyor ben bunu bağlayabileyim ekrana. İkincisi de benden sana bir güzellik index olarak da girebilirsin diyor ikinci şeyini. Şimdi bu index niye önemli? Bu index bize verdiği bir güzellik aslında. Çünkü bu indeksi kullanarak ben büyük içinde kaç tane olduğunu adedini bilmediğim listeler üzerinde işlem yapabiliyorum. Örneğin ben ekrana şey çizmek istiyorum. Yukarıdaki listeyi çizmeyeceğim de list style dedim. Bu sefer kendim şöyle yaptım. Bu list style'ın title'ı text index olsun. Text integer olduğu için tabii bunu string'e çevirelim. Böyle bir şey verirseniz list view builder'a list view builder şunu yapacak. Çalışma mantığı aynen şöyle. List view builder'ım ben şimdi düşünüyorum. Kullanıcı benden ekrana 3 tane bir şey çizmemi istemiş. Acaba ne çizmemi istemiş? Ha, list style çizeceğim. Tamam, birinciyi çiziyorum. Yani index şu anda 0. O 0 sıfırdan sayıyoruz ya. İndeksim sıfırken geleyim bir taneni çizeyim list style. Hemen çizdim. Çiziyorum ama bakıyorum içine ne koyacağım? Evet, text koyacağım. Bunun title'ına da bir text vereceğim ve bunun içine de şu anda 0 yazacağım. Buraya 0 yazacak. Bitti. Şimdi ikinciyi çizmem lazım. İndeksim ne? İndeksim şu anda 1. Onu çizeceğim. Geleyim onu çiziyorum. Yine listayı çizeceğim. Çünkü return listayı demiş bana. Bunu getiriyorum, çiziyorum buraya. Bu sefer indeksim 2 olduğu için bunun içinde de title'a 2 yazmam, indeks neyse onu yazmam gerektiği için işte 2 1 yazacağım. İndeks 1 affedersiniz. Bir tane daha çizeceğim çünkü 3 tane çizmem lazım. Hop, onu da getiriyorum. Yine listel çiziyorum. Bu sefer indeksim benim ney? İndeksim 3.'ü çizerken indeksim 2. Onu da getirip buraya 2 olarak yazacağım. Şu şekilde bir çizim işlemi yapması lazım. Bakalım çalıştıralım. Evet, 0, 1, 2 şeklinde çizdi arkadaşlar. Tabii şey vermediğimiz için, renk vermediğimiz için ne olduğu görülmedi. En basit haliyle bu. Bakın buna 5 dersem ben. Şuna da bir renk verelim. Şimdi ne yapacak? Şimdi 5 tane ekrana çizecek. Ne çizecek 5 tane? Listel çizecek. Önce index eşittir 0 diyecek. Listel'ı çizecek.
İndeks eşittir. 1 diyecek, bir tane daha çizecek. 2, 3, 4. İndeksi 4'e gidene kadar çizecek. Çünkü sıfırdan başlıyoruz. Eğer return ettiğiniz, ekrana çizdiğiniz widget'in içinde bu indeks sayısına ihtiyacınız yoksa, benim şu anda var. Ben kullanıyorum çünkü. Ona göre bir şey yazdırıyorum. Buna ihtiyacınız yoksa, bu indeksle alakanız yoksa, bunu şöyle alt çizgi atıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Benim indeksle alakam yok. Ben başka bir şey çiziyorum. Hep aynı şeyi çiziyorum derseniz. Fakat bizim var. O yüzden ben bunu geri aldım. Bakalım 5'e kadar çizmesi lazım. List view builder tamamen bu mantıkla çalışıyor. Peki burada az önce yukarı liste almıştım ben, hazır bir liste. Bakın burada. Ve onun üzerinden çalışmıştım. Burada peki nasıl çalışabilirim? Burada children yok. Builder var. Hiç sorun değil. Return edeceği şeyi versek yeter. Bakın bunu çıkarttım şimdi buradan. Yukarıdakinin adı neydi? List items'tı değil mi? Şimdi list items'ta kaç eleman olduğu varsa ben o kadar işlem yapacağım. O yüzden ya kardeşim, sen list items'ın içinde kaç eleman varsa o kadar item count et. Yani ekrana bir şey çizlemek için ne yaparız? Listenin uzunluğunu veririz item count'a. 3 eleman olduğu için 3 kez çalışacak. Yine index 0, 1, 2 diye çalışıyor. Ama ben şimdi ekrana list items'ın neyini çizdireceğim? Mesela bakın, list items'ın 0. elemanını çizdirebilirim. Ekrana bakın ne yapacak? Hep birinci öğeyi çizdi. Şu anda indeksle bu konunun hiçbir alakası yok. Yani ben bu indeksi işte şöyle boş geçebilirim. Bakın hata yok. Hatta item count'a 10 dersem sıfırıncı elemanı 10 kere çizer. Bakın arka arkaya 10 tane birinci, yani şunu 10 kere çizdi. Eğer indeks bilgisine ihtiyacınız yoksa buraya indeks yazmanıza gerek yok. Bu çizdiğiniz şeyin de bununla alakası olmuyor o zaman. Yani listeler üzerinde çalışıyorsanız bu biraz anlamlı. Peki bunu şimdi ben geri alayım. Bu önemli benim için. Ben indekse göre çizdiriyorum diyorum. Buraya indeks yazarsam ne olur? Sırasıyla ilk çizdiğinde indeks sıfırken sıfırıncı öğeyi çiz. İndeksi 1 yap. Tekrar çiz. İndeksi 2 yap. Tekrar çiz. Yani aynı yere çıkmış olduk. Python Builder'da şu tarz bir kullanım çok vardır. Sizin elinizde bir liste var mesela, diyelim önce. Şöyle olsun. Ki bir listemiz var yine bizim burada. String'lerden oluşan bir liste olsun. İsimler var bunun içinde. Burayı hızlıca geçelim. Ali, Metin, Rıza, Feyyaz dedik. Bizde listeden oluşan bir şey var ama ben başka bir şey oluşturmak istiyorum. Yani bu listelerden önce list tile oluşturup, ya da hadi bu sefer farklı olsun, ne diyelim? Container atalım bu sefer arkadaşlar. Burada küçük kare kutular çıksın. Ama bu kare kutuların her birinde de ortasında işte bu isim yazsın. Ya da neresine gelirse, şimdi çok şey yapmayalım. Böyle bir yapı istiyorum. Şimdi benim elimde ne var? Benim elimde string var. Ekrana string çizemem ki. Yani buraya ekrana return string diyemem değil mi? Container demem lazım. Genelde şöyle bir kullanım yapılır. Burada item builder'ın fonksiyonunun içinde return'daki return komutundan önce bazı işlemler yaparız. Şuradaki boş alanda. Ve bu yaptığımız işlem de genelde bir liste kullanarak bir şey yapmak içindir. Yani benim elimdeki list string'i benim list, mesela container çizmek istiyorsam içine list container'a çeviren bir işlem yapmam lazım. Ya da işte list container da diyebilirsiniz, ya da list widget diyebilirsiniz. Burada genelde bir işlemler yapılır. Bazı çevrimler yaparsınız. Sonra da bu list container'ı alıp bu return'ın içinde kullanırsınız. Ne yapar? Bir for loop çevirebilirsiniz.
listenin içindeki ilk adı alıp konteynerin içine koyup başka bir listeye atarsınız falan filan, ama liste metotlarından map kullanılır genelde hep burada. Üzerinde işlem yapmak istediğimiz listeyi bir çağırırız. Nokta map dersiniz ve basarsınız. Map size şunu yapar. Map yüksek mertebeli bir fonksiyondur. Final listenin ilk elemanını alır ve bunu şu parantez içinde kavuki şey olarak kabul eder. E. Mesela burada E yazar ama biz buna diyelim ki name. Çünkü names'in içinde isimler var değil mi? Bunların her biri bir name. Ali'yi alır mesela ilk. Orijinal listenin içindeki birinci elemanı alır. Bu bir nedir? Name'dir, Ali'dir. Sonra bununla ne yapmak istiyorsun kardeşim? Ben bunu neye döndüreyim diye sorar size. İşte buraya neye döndürmesini istiyorsanız onu yazarsınız. Map böyle çalışır. Biz neye döndürmesini istiyoruz? Bizim elimizde konteynerlar oluşmasını istiyoruz. Ve bu konteynerların içinde de text olsun ve bu name zaten string olduğu için şöyle yapabilirim. Bu name'ler bu şekilde, bu name'leri alıp, her bir name'i alıp üzerinde o isim olan bir container'a çevirdi şu anda bu. Bunu yaptığınız zaman unutmayın, ben hep unutuyorum. Nokta deyip, to list deyip tekrar liste çevirmeniz lazım. Çünkü map iterable döndürür. Liste tekrar çevirmek için map'ten sonra to list eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şunu kapatalım. Tamam da bunu nereye attı? Nerede bu? Nerede bu? Şurada. Bunu şimdi işte burada tanımlamamız lazım. Containers diyelim mesela. Şu anda containers'ın benim neymiş? Bakın. List container. Şuna da bir renk verelim. Çok yine çirkin bir şey olmasın. Ve bu işlemi yaptıktan sonra şimdi return edebilirim. Şimdi return'ı kullanacağım. Ben ne döndürmek istiyorum? İşte şu listeyi döndürebilirim sırasıyla. List items değil de az önce benim oluşturduğum containers'ın. Bu containers ne? İçinde Metin, Ali, Feyyaz ve Rıza yapan kutucuklar yani artık var elimde. Bunları ekrana çiz diyorum ben. Çizsin bakalım. 3 tane çizdi. Süper. Çok güzel oldu. Bakın Ali, Metin, Rıza. Ali, Metin, Rıza. Dördüncü niye çizmedi? Bir yerde hata yaptık fark ettiniz mi? Kaç tane çiziyordu arkadaşlar? Item count'ta ne görürse o kadar ben çizerim arkadaş diyor. 3 tane çizdi. Niye? Çünkü list items içinde 3 eleman var. List items'ı kullanmamam lazım benim. Neyi kullanmam lazım? Containers'ı ama aşağıdaki fonksiyonun içinde oluşturdum. Containers'a ulaşamam ki bakın. Bakın ulaşamıyor. Niye? Çünkü bu burada lokal olarak oluştu. Nerede o? Benim sınırlarım burada. Bu sınırlar içinde ben containers diye bir şey oluşturdum. Onun dışında ulaşamam. Ulaşamazsınız ama mühim değil. Siz orijinal şeye ulaşabiliyorsunuz. Ne orijinali? Name'e ulaşabiliyorsunuz şuna. Ve bunun içinde kaç eleman varsa container'ın içinde de o kadar eleman var. Names diyebilirsiniz. Container'a da biraz padding versek acaba? Pardon, margin vermemiz lazımdı, değil mi? Evet. Yani kendisiyle dış dünya arasında ki margin oluyordu. Aslında şöyle yapalım. Padding de verebiliriz. Hem içeriden hem dışarıdan boşluk olabilir bakın. Bu arkadaşlar Builder'da bir şey yok. Aynı şekilde. İki şey ister sizden. Ekrana kaç tane çizeceğim der. Onu verirsiniz. Ben ekrana ne çizeyim der. Bunu verirsiniz. Elinizde bir liste var. O listeden başka bir şey oluşturmak istiyorsanız ki bu genelde böyledir. Database'den bir şey çekersiniz. Onun içinden bir şeyleri sadece gösterirsiniz. Veya bir işlem yaparsınız. Toplama, çıkarma, bilmiyorum her neyse. Veya filtreleme yaparsınız. Dolayısıyla bu return'dan önce de burada bu işlemleri yapabilirsiniz bu fonksiyonun içinde.